New York'ta bu hafta gittikçe artan vaka ve can kaybı sayıları mutasyona uğrayan virüs yetkilileri yeni önlemler almak zorunda bıraktı. İşte kentte İngiltere'de mutasyona uğradıktan sonra daha hızlı yayılan koronavirüsü nedeniyle yurt dışından gelecek herkes için ek karantina tedbirleri uygulaması kararı alındı. New York valisi Andrew Cuomo geçtiğimiz salı günü Londra'dan New York'un iki uluslararası havalimanı olan JFK ve Newark'a inecek yolculara test yapılmasını istemişti. Ayrıca British Airways, Delta, Virgin Havayolları ile uçuş öncesi zorunlu test yapılması konusunda anlaşma sağlamasının ardından yetkililer diğer tüm ülkelerden kente gelecekler için de yeni ek tedbirler aldıklarını açıkladılar. Bunun üzerine New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, yurt dışından New York'a gelecek tüm yolcuların havalimanlarına indikten sonra zorunlu olarak form dolduracaklarını ve yetkililer tarafından takibe alınacaklarını söyledi. Başkan da böyle diyor, aynı uygulamanın kendi araçları, tren ve otobüs yoluyla kente geleceklere de uygulanacağını söyledi. Yurt dışından New York'a gelecek kişilerin otel ya da evlerine karantina altında olduklarının belgelerinin New York Emniyet Müdürü Ofisi'nde iadeli taahhütlü olarak postalanacağını söyledi. Sağlık Dairesi tarafından da durumların yakından izleneceğini bildirdi. Yurt dışından New York'a geleceklerin tamamına yakın takibi alacağız diyen WHO, salgının kente yeniden yayılmasına izin vermeyeceğiz. Gereken her şeyi yapacağız dedi. New York valisi Cuomo ise kente virüsün yayılmasını önlemek için konuya ciddiye almak gerektiğini ancak federal hükümetin bu işi ciddiye almayıp gerekeni yapmadığını söyledi. Vali Cuomo, İngiltere'de mutasyona uğrayan virüsün ABD'ye de gelmiş olabileceğini belirterek 120 ülke İngiltere'den gelecek yolculara test olma zorunluluğu getirdi. Biz kendi çabalarımızla New York'a geleceklere uçağa binmeden önce zorunlu olarak test yapılmasını sağladık dedi. ABD niye bunu yapmıyor diye sordu. Ayrıca vali geçtiğimiz baharda günde 800 New Yorklunun yaşamını yitirdiğini unutmadıklarını belirterek federal hükümetin yanlışları ve ihmalleri yüzünden yaşadığımız o kötü günlere geri dönmekten endişe duyuyorum dedi. Özlem Şen Yaşar, Real TV, Washington.